Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda 3 yumurta, bir çikolata sosu, birkaç malzeme ile yerken dondurma gibi ağzınızda eriyen güzel bir tatlı tarifi hazırladım. 3 yumurtayı tencere içerisine alarak tarifin yapılışına başlayacağım. Hazırlamış olduğum tarif daha önce yiyenler lezzetini bilir. Yemeyenler için alternatif pratik bir tarif olsun diye sunmaya çalışacağım bugün dilimin döndüğü kadar. 3 yumurtayı tencere içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. Toz şeker ve yumurtayı iyice karışana dek çırpacağım. Muhallebi hazırlayacağım için toz şeker ve yumurtanın birbirine iyice karışması gerekiyor. Eğer ki yumurta diğer malzemelere ve toz şekere iyice karışmazsa sütü eklediğinizde üstünde Sarı sarı, benek benek gözükür ve tortu tortu güzel bir görüntü olmaz. 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un ilave ettim. Tekrar karıştıracağım malzemeleri. Tüm malzemeleri karıştırdım. İçerisine kontrollü bir şekilde süt ilave edeceğim. 1 litre süt kullanacağım muhallebi hazırlamak için. Sarı renkte güzel bir muhallebi olacak. Lezzetini çok beğeneceksiniz muhallebinin tek başına bile. Şöyle anlatayım sizlere. Muzlu bir muhallebi, muzlu puding lezzetinde bir muhallebi oldu. Lezzeti yediğinizde muzlu bir pudingi andıracak. Karıştırarak pişirmeye başladım. İstediğim kıvama yavaş yavaş geldi. Yüksek ateşte pişiriyorum. İstediğim yoğunluğa geldikten sonra içerisine ocağın altını kapattım bu aşamada. Yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Ocağın altı kapalı. Muhallebinin sıcaklığı tereyağını eritmeye yetecek. Tereyağıyla muhallebiyi birbirine karıştırıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyayı da muhallebiye karıştıracağım. Rengini görüyorsunuz muhallebi yumurtayla olduğu için sarı. Şöyle bir şüpheniz olmasın yumurta kokar içerisinde diye kesinlikle hiçbir koku olmuyor. Yaptığınızda göreceksiniz bana da hak vereceksiniz. Kesinlikle hiçbir yumurta kokusu olmayacak muhallebinizde. Bir paket krem şanti ekliyorum muhallebi içerisine tekrar karıştıracağım. Krem şanti muhallebiye iyice karışması gerekiyor. Krem şantiyi muhallebiye iyice karıştırdım. İçerisine iki paket kedi dili bisküvi kullanacağım. Küçük parçalar halinde kedi dilini doğruyorum. Görüyorsunuz, küçük parçalar halinde elimle bölerek ekledim. Muhallebi ve kedi dilini birbirine karıştırıyorum. Lezzeti profiterolü andırıyor. Zaten hazırlamış olduğum krema profiterol kremasına çok benziyor. Hemen hemen aynı lezzet. İyice karıştırdım. Soğumasını bekleyeceğim. Buzdolabına alacağım. Krema soğuyana dek buzdolabında kalacak yaklaşık yarım saat beklettim. Ben akşam yemeği hazırlarken krema buzdolabında soğudu. Hazırlamış olduğum karışımı bir dondurma kaşığıyla bir fırın tepsisi içerisine alıyorum. Siz dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben porsiyonluk olarak bu şekilde hazırladım. İki kaşık arasını alıp benim gibi hazırlayabilirsiniz. Eğer ki böyle bir dondurma kaşığınız yoksa kaşıkları biraz ıslatıp sonrasında iki kaşıkla birbiriyle şekil verip tepsi içerisine alabilirsiniz. İlk tepsiyi hazırladım. Kenara aldım. Bir buçuk tepsi çıktı. Hazırlamış olduğum karışımdan inanılmaz bir lezzet dondurma niyetine yenebilecek bir tarif. Bol miktarda çıkan bol bol çayın yanına yediğimiz güzel bir lezzet oldu. Tabak içerisine de geri kalan karışımı ekliyorum. Tekrar buzdolabına alacağım. Ben çikolata sosunu hazırlayana dek buzdolabında kalacak muhallebi ve çikolata sosunu hazırlamak için bir paket çikolata sosunu tencereye aldım. 2,5 su bardağı oda sıcaklığındaki sütü ekledim. Karıştırıp pişireceğim ve hazırlamış olduğum kedi dilli muhallebili karışımın üzerine dökeceğim. Çok hafif, çok lezzetli, pratik bir tarif. Daha önce zaten hazırlayanlar lezzetini bilir hazırlamayanlar için de pratik bir alternatif olacağını düşündüğüm için bugün yayınlamak istedim bu tarifi. Çikolata sosu yavaş yavaş kıvam almaya başladı. İstediğim kıvama geldiğinde ocağın altını kapatacağım. istediğim kıvama geldi. Ocağın altını kapatıp bir kase içerisine aldım. Çikolata sosunu hazırlamış olduğum kedi dilli muhallebili karışımın üstüne döküyorum. Lezzetini çok seveceğiniz güzel bir tatlı tarifi oldu. Sizlerle de nacizane paylaşmak istedim. Umarım Sizlerde hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Bu güzel, yumuşacık ağzınızın içerisinde yerken eriyen tatlı tarifini. Hafif tatlı sevenler için, sütlü tatlı sevenler için hazırlanabilecek güzel, pratik bir tarif. Üzerine çikolata sosu gezdirmeye devam ediyorum. İlk tepsiye ekledim ve kenara aldım küçük tepsiye de çikolata sosunu ekleyip kenara alacağım. Gördüğünüz yapımı gayet pratik, herkesin yapabileceği bir tarif. Malzemeler çok fazla olmayan, herkesin yapabileceği ölçüde malzeme listesi var. Tepsilerin içerisine çikolata sosunu ekledim, tabak içerisine de ekleyip üzerine birer parça fındık ilave edip servise alacağım. Görüyorsunuz görüntüsünü. İnanın samimi söylüyorum, lezzetinin görüntüsünden hiçbir farkı yok. Hepsinin üzerine Birer tane fındık ekleyeceğim. Hem süslemek için hem de fındıkla da güzel oluyor. Sizlerseniz fındığı çekerek ekleyebilirsiniz. Bu şekilde üzerlerine bir parça fındık ilave edip servise alacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyin ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.